sıfır atık konusu kalkınmanın ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli göstergelerinden bir tanesi. Aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli bir etken. Ülkemizde de 2017 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kabulünden akabinde illerimizde de sıfır atık projesi Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan hanımefendi riyasetinde projelendirilmeye başlandı. Biz de Aksaray Belediyesi olarak sıfır atık projesini şehrimizde uygulayan güzel uygulamalarından bir tanesini Aksaray'da gerçekleştiren belediyelerden bir tanesiyiz. Şu an içinde bulunmuş olduğumuz tesiste göreve geldikten sonra oluşturmuş olduğumuz birinci sınıf atık getirme merkezi toplama ayrıştırma tesisimiz. Bu tesisimizde günlük 15 tona yakın atık gelmekte. Tabii ki tam kapasite çalıştığında bu 60 ton olacak. Tesisimizde bilimsel çalışmalara göre 1 ton kağıttan 17 tane ağaç kurtarılabilmektedir. Şu ana kadar da 432 ton arkadaşlarından aldığımız bilgilere göre kağıdı biz geri dönüşüme konu ettik ki bu 7500 tane ağaç etmektedir. 7500 tane ağacımızı kurtarmış olduk. Tabii ki bu işin toplama ve ayrıştırma kısmı ile ilgili olan taraf. Bir taraftan da aile ekonomisine katkı sağlamasını da biz amaç edindik, hedef edindik burada. Bununla ilgili olarak Aksaray Çevre Kart uygulamamızı hayata geçirdik. Burada kartların örnekleri var. Vatandaşlarımıza bu kartlarımızı dağıtmaya başladık. Manyetik kartlar bunlar. Bu kart sıfır atığa konu olan atıkları getirdikleri zaman bizim bu aracımızda kilogram başı tartılarak kendi kartlarına puan yüklenmektedir. Bu puan karşılığında da anlaşmalı olduğumuz marketlerden, esnaflarımızdan da alışverişlerini gerçekleştirebilecekler. Tabii ki yüklenmiş olan puanlar kendilerine SMS yoluyla da bildirilmekte. Bu şekilde de aile ekonomisine de, ev ekonomisine de katkı sağlamayı planlıyoruz. Şu an projemiz gayet başarılı bir şekilde devam ediyor.